Manşete hoş geldiniz. Adaları alacağım diye atar yapıp adalara anca 7 gün vizesiz giriş hakkı almak. Esasen günün özeti bu. Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan gezisi kritik ediliyor. Daha önce bir gece ansızın gelebiliriz dediği ülkeye gitti. Ve bu lafı da yalanladı. Hayır ben Yunanistan'ı kastetmedim dedi. Arşiv ortada. Neler söylemedi ki sadece bir tanesini getirdim ekrana hem de gazete haberleriyle, o günkü gazete kupürleriyle. Milliyette manşetti 23 Mayıs 2022'de. Ya daha dün değil evvelki gün tabir yerindeyse. Benim için Michotakis diye biri yok dedi. Hani bırak Yunanistan'a falan laf söylemeyi Yunanistan Başbakanı'nı gömdü bu nasıl bir şeydir ki? Yani bunu gerçekten pragmatizm, opportunizm veya makyaverizmle falan bağdaştırmak zor. Yani bir yıl önce benim için böyle bir yok diyorsun. Bir yıl sonra da gidiyorsun tokalaşıyorsun. Sonra dostum Kiriakos diyorsun. Yani ön adıyla sesleniyor. Ve bir anda dost oluyorsunuz. Bu tuhaf. Yani bunu siyasi fırsatçılıkla falan e, telif etmek, bağdaştırmak çok olanaklı değil. Gerçekten değil yani. Ayrıca ben yadırgıyorum. ...liderler kendi aralarında konuşurken bile... ...böyle ilk adıyla, ön adıyla falan seslenmesini... ...evet yani batıda yaşıyoruz ve... ...yaş sınırı olmaksızın insanlar kendinden... ...yaşça çok büyük kişilere bile... ...ismiyle hitap edebiliyorlar. Bunu benimsedik. Fakat liderler kendi aralarında konuşurken... ...ne bileyim ABD başkanına Joe demek... ...İngiltere Başbakanına Rishi demek falan... ...ya da işte Türkiye Cumhurbaşkanına Tayyip demek... ...bana biraz tuhaf geliyor yani o konuda belli bir saygıyı veya belli bir çerçevede üslubu gerektiriyor yani diplomatik bir üslubu gerektiriyor özellikle liderler arasında devleti temsil ediyorsun devletler arasında yaşanan diyaloglarda arkadaşlık gösterilmeye çalışılıyor biz arkadaşız dostuz bak ön adıyla hitap edecek kadar yakınız birbirimize filan demeye getiriyorlar ama bilmiyorum ben yadırgıyorum belki ileride bu geçer bilmiyorum... Siz de görüşlerinizi yazın alta. Yani bir anda benim için böyle bir adam yok diyorsun. Sonra da bir anda bir sene sonra dostum oluyor. Tuhaf. Tuhaf. O arada Reuters'a sızdırılmış. Hemen ziyaretten önce. Zaten biliyorsunuz ziyaretten önce Yunan gazetesine Erdoğan konuşmuş ve ben bir gece ansızın gelebiliriz diye sizi kastetmedim. Terör unsurlarını kastettim demişti. Yine Reuters'a sızdırılan bilgide belli ki yani bu ziyaretin altyapısı çoktan oluşturulmuş. 10 ada için 7 günlük vize. Turistik vize. Mesela e, Yunanistan Türkiye vatandaşlarına sağlayacak ve bunu 10 ay boyunca yapacak. Belli ki deneyecekler, bakacaklar. ...on ay sonra sonuçlara göre devam edecekler veya kesecekler. Böyle de bir jest gelmiş Yunanistan tarafından. Bütün bunların hepsi belli ki kotarılmış. O arada soru almadılar. Her iki lider de basın toplantısının ardından ya da soru alınmayacağı iki taraf anlaşmasında var. Türkiye saatiyle 12.30'da başlayıp Türkiye saatiyle 18'de bitecek 5-5.5 saatlik bir çalışma seyahati esasen. Erdoğan gerçekten artık son yurt dışı seyahatlerini saatlerle falan sınırlı tutuyor. Belli nedenlerle. O arada 3000 kadar polis görevlendirilmiş Erdoğan için Yunanistan'da, Atina'da ve bütün eylem gösteri vesaire hepsi de yürüyüş, hepsi de yasaklanmış. Böyle de bir şey var. Yani Çoktan pişirilmiş bir ziyaret ve zirve ve açıklamalara kadar belirlenmiş, çerçevesi belirlenmiş bir e, ilişki. İki lider arası görüşme. Elbette kapalı kapılar ardında neler görüşüldü, bunun sonuçlarını zaman içinde görürüz ama kısa orta vadede belli ki Yunanistan'la su çubuğu tüttürüldü. Tek somut konu Limni, Midilli, Sakız, Sisam gibi orada listesi var adalara. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları 7 günlük turist vizesiyle yani 7 gün vizeden muaf olarak gidebilecekler. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları orada o adalarda 7 gün kalma koşuluyla 10 ay boyunca gidebilecekler. Bu uygulama 10 ay sürecekmiş. Bakalım iş nereye gidecek. Vize demişken Can Dündar paylaşmış. Almanya Dışişleri Bakanı Avrupa Birliği'nin 30'dan fazla üyeli bir geleceğe hazırlanması gerektiğini söylemiş. Türkiye için yeni bir durum gelişecek gibi diyor. Öyle. Fakat ben hiçbir koşulda Türkiye'nin Avrupa Birliği ülkeleri Türkiye vatandaşlarının na Avrupa Birliği ülkeleri içerisinde e, vizesiz dolaşım gibi bir e, ayrıcalık tanınacağına ihtimal vermiyorum. Zaten Avrupa Birliği'ne girseniz bile belli e, bir sürelerle e, test ediliyorsunuz. Hemen size Schengen vermiyorlar. E, yıllar süren e, farklı hazırlık aşamaları var. Bir de öyle bir konu var kaldı ki Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyeliği hayal değil belki rüya şu anda. Hilal Köylü paylaşmış şeyde e, Cumhurbaşkanlığı uçağında gazetecilerin sorduğu sorulardan birini. Ülkede durum bu. Yani gazetecilik soru sorma sanatı ama artık soruları da e, propaganda bakanı veriyor, dağıtıyor ve o soruları soruyorsun. Zaten Cumhurbaşkanı da muhtemelen artık prompter'dan okuyor. Orada da yani e, normal bir konuşma üslubu içerisinde söylenen laflar var. E, ve böyle kitabi dille yazılmış açıklama gibi edilen laflar vardır. Cumhurbaşkanının son dönemde uçaktaki lafları öyle. Ya da ya prompturdan okuyor ya da e, düzeltiliyor. Öne arkası ekleniyor. Anlamlı cümleler haline getiriliyor. Bir takım kelimeler sansürleniyor falan. Soruya bakar mısınız yani? Okuyun ben okumayacağım. Dönelim hiç e, politikaya. Meral Akşener konuşuluyor. Gerçekten hicran bir çizgisi vardı, bir politik duruşu vardı. 28 Şubat'ta Genelkurmay brifingine valileri göndermedi ve bunun üzerine oradan Çetin Saner galiba Orgeneral ya da Kor General rütbesi tam hatırlamıyorum. Söyleyin o kadına Teoman Ünüsan vardı İçişleri Müsteşarı. Ona söylüyor o da Akşener'e iletiyor. Söyleyin o kadına yağlı kaza oturturuz diyor. Böyle bir dönemde. Ve mem kafa tutuyor. Yani Akşener duruşundan taviz vermedi. Ve bununla belleklerde yer aldı. Ve bu mahkeme tutanaklarına girdi. Akşener televizyon söyleşilerinde 32. güne verdiği o dönem anlatan belgesel. 28 Şubat belgeselinde Mehmet bir anda e, yaptığı açıklamalarda falan da bunu teyit etti. Defalarca teyidi var. Gazete haberi var. Baktığınızda görürsünüz. O günden bugünlere geldi. 6 aydır debeleniyor İyi Parti. Zannediyorum 4 milletvekili istifa etti. Teşkilatta istifalar çoğunlukta. Şimdi dün dile belki gün adeta Cumhurbaşkanı adayı gösterdiği bunlardan biri olsun dedim demişti. Değil mi? 3 Mart krizinde hatırlayın. Yani ya Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adayımız olsun diye teklifle çıkmıştı. Cumhurbaşkanı adayı olarak arkasında durduğu iki ismi de gömdü. Birini Nihal Hatsız şiiriyle öbürünü de işte Büyükşehir Trafiği, Yeni Delhi gibi. Şimdi Ömer Murat paylaşmış. Akşener'in konuşmasını dinledim. Esasen orada kontrolsüz güç, düzensiz yerleşme gibi faktörler belediyelerin finansal kaynaklardan yoksun bırakılmasıyla birleştiği zaman ulaşım hizmetlerimizdeki yetersizlik derinleşen kriz haline geliyor gibi bir cümlesi var. Burada kastettiği devlet müdahil, Ulaştırma Bakanlığı müdahil, büyükşehir belediye başkanları ne yapsın? Bunun çözülmesi lazım manasına bir konuşma yaptı. Buradan işte efendim Büyükşehir Belediye Başkanları'nı gömdü falan gibi bir anlam çıkarıldı ama lafın öncesi var sonrası var konuşulduğu bağlam var dedi. Doğru Ömer Murat fakat neden böyle bir günde böyle bir açıklama yapıyorsunuz ve bu açıklamanın nereye gideceğini bilmiyor musunuz? Siyaseten böyle de bakmak icap ediyor. Gazete Pencere'nin manşeti fırsatı vardı davet etmedi diyor Tayyip Erdoğan'ı. Tayyip Erdoğan Akşener'i davet etmedi. Yani şu aşamada herhalde Tayyip Erdoğan'la Meral Akşener sarayda veya başka bir yerde bir görüntü verseydi olay tamamlanmış olacaktı. Niye davet etsin ki? Yani konuşacağı bir şey varsa bile aracılarla konuşur. Yani şu aşamada Akşener'le yan yana gelmesi en yanlış strateji Erdoğan açısından. Kendi politikalarına hizmet eden bir siyaset yürüyor aşağıda. Bir de bir araya gelerek bunu taşlandırır mı? İşte son istifa eden İstanbul Milletvekili Kurucular Kurulu üyesiymiş. Partiyi kuran ekipten. Ayşe Sibel Yanık Ömeroğlu. İçeride unutulan isimlerden Selahattin Demirtaş, Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle beraber en son Kemal Kılıçdaroğlu'na koşulsuz desteğini açıkladıktan sonra bıraktı. Artık siyaseti bırakıyorum dedi ve tweet atmıyor artık. Mersin'deki duruşmaya seg Segbis'le bağlanmış ben Kürdüm Kürt siyasetçiyim siyasetçisiyim yargılanmamın sebebi budur Türk ırkçısı olsaydım tek bir soruşturma geçirmezdim demiş sözlerimi geri alacak değildim Türk ırkçılarını izliyorsunuz o arada Cengiz Çandar, Selahattin Demirtaş ve Selçuk Mızraklı'yı ki Diyarbakır Belediye Başkanı seçilmişti onun da koltuğu gasp edildi Edirne'de ziyaret etmiş ve selamlarını getirmiş üstümde kalmasın diyor İbrahim Özden Kaboğlu, insan hakları çalışmalarıyla bilinen eski bir parlamenter, mühim bir akademisyen. Barış akademisyenlerinin KHK mağduriyetleriyle ilgili iki sayfalık bir açıklama yaptı. Ve bunu e, X platformuna eski adıyla Twitter koydu. Yani buraya baktığınızda diyorsun, diyor ki yani bir yönüyle meali şu. Yani cemaat soruşturmalarını tamam bunlar geçmişte ortaklı şuydu buydu falan ayrı bir konu ama yani barış akademisyenlerine yapmayın bunu. Onlarınki mağduriyet şöyle böyle acayip. Çiğdem Koç buna itiraz ederken çok kritik bir cümle kullanmış ki zaten şu anda epeydir mağlul olduğumuz bir konu bu. Kendi teröristlerini alıp kendi köşesine sığınan her mahallenin bencil ve kibirli sözde hak mücadelesinden çok bıktım diyor. Çok güzel bir cevap vermiş. O yeterli. Siz bir açıklama yaparken önüne arkasına besmele gibi belli rejim kabullerini koyduğunuzda o açıklamada neyi murad etmişseniz bile o düşüyor yani. Bakın Böyle bir rejim. Ramazan taş kıran kızı bas bas bağırıyor haftalardır. herkese etiketleyerek videolar çekiyor. Yayınlara konuk oluyor. işte YouTube yayınlarına konuk olabildiği. Günde 15 dialize giren hasta cezaevinde. Ve tabutta çıkması adeta bekleniyor. Adli tıp falan hepsi işte kalabilir raporu veriyorlar bilmem ne. Böyle bir dönem. Nasıl olmasın ki yani... Bir gün gazetesi fotoğrafı bulmuş basmış. Çünkü Türkiye elçisi bunu paylaşmış yani sosyal ağlarda. Uyuşturucu kaçakçılığından mal varlıkları dondurulan Zeynettin Geleri diye bir tip Türkiye'nin Romanya Büyükelçiliği'nde 16 milletvekiliyle fotoğraf çektiriyor daire içerisindeki. Elçi de paylaşmış bu fotoğrafı AKP'li, MHP'li, CHP'li milletvekili yan, milletvekilleri yan yana. 21 Eylül'de Mevcut ve eski milletvekilleri Bükreş'e gitmişler parlamenterler turnuvası için. Yani bu kişi 2012'de Amerika Birleşik Devletleri'nin uyuşturucu kaçakçılığından arananlar listesine eklediği isim aynı zamanda. Politik magazinine devam edelim. Büyükerşen'in, Yılmaz Büyükerşen'in yaşı eleştiriliyor. Haber şu Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen başkanlık için bir kez daha aday oldu. Sarıyla yazılan yerleri ben doldurdum. 1999'dan beri belediye başkanı şu anda 86 yaşında seçilir ve yaşarsa 91 yaşına kadar yetki istiyor. Şimdi bu çokça eleştirildi, polemik konusu oldu. Ya bir bırak artık büyük erşan diyenler oldu. Yaşı üzerinden üzerine gidenler oldu filan. Daha önce de Eskişehir Açık Öğretim Fakültesi'nin, Eskişehir Üniversitesi'nin, Anadolu Üniversitesi'nin rektörüydü. Profesör Doktor Yılmaz Büyükerşen'in hikayesi bir başarı öyküsü olarak anlatılır ama dikkatli incelendiğinde orada da kritik edilecek konular vardır deyip çok fazla bu işin üzerinde durmayıp ileride araştırmacılar bakarlar. Burada Murat kişinin yaşı veya yaşından dolayı onun tahkir edilmesi, aşağılanması, sen artık yaşlandın bırak falan değil. Yani işin bir yönü bu olabilir. İkinci yönü de yani bu kadar artık yaptın. Yani gençlere yol almak, yol açmak, alttan gelenlere yani bu kişi 60, 65, 70 bile ya yani 86 yaşında şu anda ve bir dönem daha için daha yetki istiyor. Ve bırakmayacağını söylüyor. Mesela bu bir, bir önceki dönem eski şeyler bırakmıyor beni demişti. Şimdi de yaptığı açıklamalarda 99'da siyasete girdim. 5 dönem seçimi kazandım. Son seçimde oranım 52, partimizin oranı 25-30. Partimin iki katı oy alıyorum neredeyse demeye getiriyor ve bırakmayacağım diyor. Orhan Kemal Cengiz insanların yaşları üzerinden tartışılması yanlış ve ayrımcı. Ayrımcılık e, ileri yaşlara rağmen insanların genel sağlığı, akli melekeleri yerindeyse her işi layıkıyla yapabilirler. E, Türkiye'de yaygın ve sistematik bir yaş ayrımcılığı var e, sözü evet doğru. Fakat burada yani siyasette bir noktadan sonra bırakmak, seni bırakmak, senin gitmeni istemeseler dahi bırakmak bir erdemdir. Gençlere yol açmak, birilerini yetiştirmek yerine. Ve Yılmaz Büyükerşen pozisyondaki biri, yani Eskişehir'de Yılmaz Büyükerşen olmadığı zaman CHP kazanamıyorsa, bu en başta Yılmaz Büyükerşen'in ayıbı. 99'dan beri 5 dönemdir belediye başkanısın, ben gidersem CHP kaybeder demeye getiriyorsun. Bu en başta senin ayıbın. Yapamamışsın yani, kuramamışsın. Bir sistem, bir gelenek. Oturtamamışsın yani. Ben varsam var, ben yoksam Eskişehir yok gibi bir şey. Gazze'de gerçekten kaçacak yer kalmadı. Mısır sınırına kaçıyorlar ama Mısır sınırında kapı duvar. Hanyunus'u burada en son İsrail. Kuzeyden güneye doğru itti. 2 milyon Gazze'liyi. Şimdi güneyde de onları rahat bırakmıyor. Bitmedi. Bombaladığı gibi evleri oturulamayacak durumda. Yani döndüklerinde başlarını sokacak bir evleri yok, bir haneleri yok. O bölgeye yani tünellerin olduğu bölgeye işte bu Hamas'ın inleri veya yığınak yaptığı yer veya mağaraları neyse, karargahı falan gerekçesiyle deniz suyu basmaya başlıyor. Haftalar sürecek bir operasyonla. Pompalar yerleştirilmiş işte görüyorsunuz. Ve işte bu haritada işte şu kırmızıyla tüneller görülüyor. Yani ekoloji falan bunlar da umurunda değil İsrail'in. Deniz suyu basıyorsun. Yani bunu yaptığında o bölgeyi o bölgedeki toprağı veya işte o kara parçasında ne varsa deniz suyuyla öldürüyorsun bir yönüyle de. Acayip bir şey ve umurunda değil yani. Umurunda değil, yürüyor bütün dünyaya rağmen. Söyleyecek söz bitti, diyecek bir şey kalmadı. Dünya seyrediyor. Batı başkentleri artık insani drama dikkat çekmeye başladılar ama el altından destek vermeye devam ediyorlar. El altından yürü diyorlar yani. Dur diyen çıkmadı. Yeter diyen çıkmadı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri dışında. İşte Türkiye. Hakan Fidan, Mahmut Tanal'ın sorusu üzerine... Filistin'in haklı davası hilafına... Yürüyen bir İsrail'le ticaretimiz yok diyor. Yani İsrail'le ticaretimiz yürüyecek. Merak etmeyin bu Filistin davasına zarar vermiyor diyor. Nasıl zarar vermesin? Ağırlıklı olarak çelik ve barut ihraç ediyorsunuz. Petrol boru hatları, gemiler filan hepsi gözetiminiz, denetiminiz altında. 350 gime gitmiş Ahmet Davutoğlu'nun tespitlerine göre 7 Ekim'den bu tarafa sadece. O arada Putin... Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan ziyaretine çıktı. Kolay kolay bir yere gitmiyor. Çünkü savaşta bir ülke, batı yaptırımları var. Ee, diplomatik olarak ilişkiler kesilmiş filan. Ondan dolayı gideceği ülkeleri dikkatle seçiyor. Ama Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti neden önemli biliyor musunuz? Burada işte Birleşik Arap Emirlikleri işte şeyhi onu karşılıyor. Filan. Ee, emiri daha doğrusu karşılıyor. Ya 3-5 gün önce iklim zirvesi için oradaydı. Dünya liderleri yüzlercesi 3-5 gün sonra Putin orada. Acayip dünya halleri yani. Acayip dünya halleri. Selim Kuner Kuneralp paylaşmış. Tecrübeli bir diplomat. Putin'in bu Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretlerini. Türkiye'ye gelmedi diyor bütün ısrarlara rağmen. Sadece o değil İran Cumhurbaşkanı reisi de. Perşembe günü Moskova'da olacak. Konu sadece petrol üreticileri tesanüdü dayanışması mı acaba diye sormuş. Muhtemelen öyle. Evet, Türkiye'yi taht geçiyor liderler ya da üstünden geçiyor neyse. Çok gündeme gelmeyen bir haber ama Venezuela gene bu petrol savaşlarına paralel olarak aktarayım. Guyana'da bir bölgeyi e, buradaki yataklar benim deyip ilhaka hazırlanıyor. Ya, öncelikle o bölgeyi yapabilirse Guyana'nın tamamını acayip bir bölgede orada da bir iç savaş patlayabilir. Amerika'nın, Batı'nın şunun bunun e, lafları, ihtarları var ama e, orada da kazan kaynıyor tabir yerindeyse. Geçelim İspanya. Büyük bir skandalla çalkalanıyor. Letizia, kralın karısı. Eski bir televizyon sunucusu. Zaten kral da orada görüp, görüp beğenip evlenmiş. 2004 galiba evlenmişler. Çocukları var falan. Neyse. Bir aşk skandalının ortasında tam bir üçgen. E, sağdaki kişi eniştesi. Yani kardeşinin kocası. Onunla kralla evlenmeden evvel ilişkisi varmış. İddiaya göre kralla evlendikten sonra da ilişkisi devam etmiş. İddia kişinin yazdığı kitap yani eniştesi bir kitap yazıyor ve kraliçeyle aşkını orada anlatıyor detaylı olarak. İşte bu da kraliçenin kardeşi. Ee, kraliçenin kardeşiyle evlenmiş. Yani kraliçeyle ilişki yaşıyor sonra kraliçenin kardeşiyle evleniyor filan. Tam bir üçgen acayip bir skandal bakalım iş nereye gidecek. Bu fotoğrafı da kraliçe paylaşmış aşkıyla e, hamileyken çocuklarından birine ve işte altında aşkım sevgilim falan gibi laflar var. Sonra da silmiş söz konusu kişi ama e, olay büyük. Bakalım nereye gidecek? İspanya bunu konuşuyor. O arada Amerika Stormy Daniels'ı konuşmaya başlayacak. Çünkü birkaç ay içer içerisinde o dava görülmeye başlayacak. Trump'ı en sıkıntıya sokacak davalardan biri. Stormy Daniels e, bir porno film e, yıldızı. Ve işte yıllar önce Donald Trump evliyken hatta yeni çocuğu olduğu sırada son eşinden o sırada bir para karşılığı ilişki yaşadıkları iddiası var. Avukatı da sus payı olarak 150 bin dolar ödemişti filan. Bu dava görülecek devam ediyor hala. Birkaç ay sonra bununla yatıp bununla kalkacağız. O arada Stormy Daniels demiş ki işte Trump'ı çıplak gördüm beni korkutmadı. Bu tür laflarla İşin siyasi magazini bir tarafa bir yönüyle de e, önümüzdeki yıla damga vuracak konulardan biri. Niye bunu anlattın? Niye söylüyorsun? Ne gereği var falan? Isıtıyorum yavaş yavaş geliyor yani. Yoğun bir şekilde birkaç ay içerisinde bunları konuşuyor olacağız. Ve Joe Biden Trump olmasaydı aday olmayacaktım diye açıklama yapmış. Joe Biden adaylığa yürüyor. Trump 2024 kampanyasını çoktan başlattı. Bakalım ne olacak? Yani 2024 bununla geçecek. O arada Taylor Swift, Time'ın yılın en etkili kişisi seçiminde ipi göğüslemiş ve kapak olmuş Time'a. Gerçekten yılın en etkili kişisi seçimini hak ediyor. Tek başına bir endüstri, milyarlarca dolarlık bir endüstri ve haklı bir başarı. Üç saati bulan konserlerinde bitmek bilmeyen eforuyla dikkat çekiyor. Konserinin videosunu bile sinemalarda gösterdi. Yüzlerce milyon hasılat yaptı. Acayip bir star. Son dönemin artık adını altın, altın harflerle yazdıran starlarından geliyorum diyordu zaten. Bundan 8-10 sene öncesinden Taylor Swift ve geldi. Ve epey bir sürede gündemde kalacağı benziyor. Bununla kapatalım. Korkusuz'un üst sıralarında bir haberdi. Birinci sayfasında çocuğunu ABD'de doğurdu. Bu iddia çok konuşuldu. Ezgi mola vesaire. Şimdi öteden beri böyle bir ön yargı var Türkiye'de. İşte neden Amerika'da doğdun? Çünkü Amerikan vatandaşı olsun. Eskiden biz de yadırgardık. Fakat şimdi zamanı da Amerika'ya gidip orada çocuk doğuranların ve o çocukların Amerikan pasap pasaportu var otomatik olarak. O çocukların en azından bugün daha şanslı çocuklar olduğunu görüyorsun. Bir bu. İki, sana ne kime ne? İmkanı olan gider orada doğurur, başka ülkede doğurur, başka ülkede oturum alır, ev alır. Eğer gerçekten e, hesap veremeyeceği bir kazanç değilse vatandaşlık alır. Ne olacak yani? Mehmet Şimşek Hazine Maliye Bakanı İngiliz vatandaşlığı üzerinden yerden yere vuruldu. Olabilir. Ne olacak yani? Yani bunları aşmak gerekiyor. Dünya vatandaşı olmak gerekiyor. İnsanların cebinde birkaç pasaport olması problem değil. Eziklik de değil. Onlara hakaret vesilesi de değil. Bunları aşmak lazım. Utanç değil. Saklıyor insanlar bir de. Yani aman söylemiyorlar aman aramızda kalsın falan. Niye? Saklanacak bir şey de değil. Batıda böyle şeyler yok. Olmaması da gerekir. Bu değişim ve dönüşümü sağlamak icap ediyor. Türkiye pasaportunun değeri ortada. Batıya giden orada yaşayan insanlar, hayat kuran insanlar da elbette öncelikle süresiz oturum, ondan sonra da vatandaşlık alacaklar, pasaportları da olacak. Bundan doğal bir şey yok. Böyle bir imkan varsa Amerika'ya gidip çocuk doğurmakta da bir şey yok. Aşmak lazım bunları. Ama kısa zamanda, kısa vadede aşabileceğimizi zannetmiyorum. Diyor ve bir manşeti daha bağlıyorum. Evet, neyle başladık? Onunla bitirelim. Anca adalara vize alabildi. Adaları alacağım. 82. vilayet, 83. vilayet, 84. vilayet, 12 ada. Böyle atar yapıyorlardı. Ala ala 7 günlük turist vizesi aldılar. Bir sonraki yayında, bir sonraki manşette buluşmak umuduyla. Hoşçakalın.